Herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. İşin Özü Dijitalleşme'de bu hafta yine Vodafone'dan kıymetli bir konuğumuz var. İşin Özü Dijitalleşme'de tabii biliyorsunuz her hafta özellikle son trendleri konuşuyoruz ve şirketlerin bu anlamda yapması gereken yatırımlar, nasıl yönetmeleri gerekiyor ve bu anlamda Vodafone'un koçluğunu biraz daha burada işliyoruz. Kurumsal Çözümler Satış Direktörü Seniha Küçük Yılmaz bugün bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar Gözde Hanım. Çok teşekkür ediyorum öncelikle geldiğiniz için. Şimdi tabii hep aslında söylediğimiz şey pandemi sonrasında bu yatırımların hızlandığı ve tabii ki işte teknoloji sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bunları aktarmaya çalışıyoruz. Siz de sektörden biri olarak önce tabii sormak istiyorum, network teknolojilerinde dönüşüm nasıl etkileniyor? Son trendler neler? Neler yapıyorsunuz? Çok teşekkür ederim bugün için. Nazik davetiniz için de teşekkür ediyorum. Ben yaklaşık olarak 12 yıldır Vodafone'dayım. Hı hı. O anlamda da çok fazla dönüşüme şahit oldum açıkçası. Dijital dönüşüm de bunlardan en önemlisi aslında. Hı hı. Dijital dönüşüm pandemi süreci biraz şirketlerin dijital dönüşümünü çok öne çekti. Ve biz de bunu çok yakından gözlemleme şansına sahip olduk. Bulut uygulamalarına geçiş hızlandı. Sesli ve görüntülü iletişimin artması network yapılarına olan ihtiyacı her geçen gün arttırıyor. Daha fazla data tüketiyoruz. Daha yoğun bir şekilde networklere bağlanma ihtiyacı duyuyoruz ve geleneksel yöntemlere baktığınızda aslında bu yöntemler biraz artık karmaşık geliyor işletmelere. Ve daha pahalı geliyorlar. Bu teknolojiye ayak uydurabilmek için de gerçekten yeterli hız ve çevikliğe sahip değil geleneksel yöntemler. Bu nedenle de yeni network yapılarına aslında ihtiyaç var. Yeni nesil ağ çözümlerini baktığımızda önceki nesillerden daha hızlı, daha verimli ve ölçeklenebilir buluyoruz açıkçası. Bununla birlikte de işletmelere birçok farklı noktada katkı sağlıyor bu yeni nesil ağ çözümleri. Oldukça basit ve esnek yapılar bunlar. Networklerini daha uygun maliyetlerle büyütme, küçültme imkanı veriyor işletmelere. Hı hı. Ve kısa sürede de güncellenebiliyorlar. Bakım aşamaları çok çok kolay konvansiyonel sistemlere göre. Ve işletmeler daha düşük operasyonel maliyetlerle karşılaşıyorlar. En önemli noktalarından biri de güvenlik. Biliyorsunuz hani daha önceki aşamalarda da siber güvenliği de işlemiştik Vodafone Business'ın kapsamında. Güvenlik anlamında da yeni nesil ağ çözümleri aslında işletmelere gerçekten güvenli bir yapı sunuyor diyebiliriz açıkçası. Kısaca böyle yeni nesil ağ çözümlerini özetleyebilirim. Kesinlikle. Size. Kesinlikle. Biraz da isterseniz o teknolojilerden bahsedelim. Yani isim isim açalım. Nedir, ne değildir? Mesela bir sürü işte burada var. Tanımlı değil mi? Tabii. Yazılım tanımlı ağ teknolojisi deniyor mesela. SDN diyoruz. Hı-hı. Yazılım tanımlı ağ teknolojisine. Aslında burada fiziksel cihazlara ihtiyaç duymuyorsunuz. Ayrı olarak network yönetimini gerçekleştiren tamamen yazılım tabanlı. Hı. Fiziksel olarak cihazların yanına gitme ihtiyacınız olmuyor. Bir diğeri ağ işlevleri sanallaştırması. Hı hı. İkincisi güvenlik duvarı veya şifreleme gibi işlevleri özel donanımlardan ayırıyorsunuz. Onları da yine sanal sunuculara taşıyorsunuz. Hı hı. Bu da ağ operatörleri için aslında yine hep tasarruf diyoruz, maliyet düşüşü diyoruz. Maliyetleri düşürüyor ve hizmet dağıtımını hızlandırıyor. Çünkü aslında... Hı hı. Hep diyoruz geleneksel yöntemler biraz daha böyle dağıtım kanallarının gecikmesine sebep oluyor. Bu da gerçekten ciddi bir hız kazandırıyor işletmeleri. Üçüncüsü CDN. Türkçesini de söylemek istiyorum. Söyleyelim ki. Tabii içerik dağıtım ağı. Evet, içerik dağıtım ağı. Network'ün büyük bir kısmını bulut tabanlı hizmet, hı-hı, olarak sunan bir teknoloji. Bu da yine ağın daha esnek ve ölçeklenebilir hale gelmesini sağlıyor. Ve bunun da kurulum yönetimi uzaktan yapılabiliyor. Yine fiziksel olarak cihazların yanına gitme ihtiyacınız yok. Sonuncusu da SD-WAN. Buna da yazılım tabanlı geniş alan ağı diyoruz aslında biz. Hı hı. Mevcut kurumsal şebekenize, her işletmenin tabii ki bugün işini yönetmek için kurumsal bir şebekesi var Gözde Hanım. Bu mevcut şebeke ek bir katman olarak konumlandırıyoruz SD-WAN'ı. Ve işletmeler tek bir merkezden tüm bulut tabanlı altyapısını buradan yönetebiliyorlar. Yani, hı, gidip birçok uç noktası oluyor işletmelerin. Ana merkezi diyelim bugün buradaysa... Diğer bayi ağı
dağınık olabiliyor. O bay ağındaki lokasyonlara tek tek gitmesine gerek olmuyor ve bunu da yine uzaktan IT altyapısını esnek bir şekilde yönetebiliyor. Başlıca bu dördünü sayabiliriz, evet, aslında. Bu biraz tabii ilgimi çekti. SD-WAN değil mi? Yani Türkçeleştirmiş hali var mı bunun da? Tabii yazılım tabanlı geniş alan ağı aslında. Evet, yani tek bir merkezden bulut sistemleri şirketlerin yönetmesi önemli ama yani tabii biraz böyle kulağa hani zormuş gibi geldi. Açalım isterseniz biraz, yani tam olarak nasıl yapılıyor? Hani neden bu kadar şirketler için önemli? Buraya niye yatırım yapılmalı mesela? Dediğimiz gibi yeni nesil network çözümü, klasik böyle internet bağlantıları dışında tamamen yeni nesil ağ trafiğinin yönetimini, yönlendirmesini ve optimizasyonu için aslında vazgeçilmez olduğunu söyleyebiliriz. Üç ana başlık altında. Temel olarak da ağ trafiğini en iyi yolu belirliyor. Yani akıllı bir sistem aslında. Yani nereden gideceğini biliyor ve verimlilik anlamında da işletmelere esneklik sağlayabiliyor ve sürdürülebilir bir teknoloji. Biraz detaylarından tabii size bahsedeceğim ama birkaç tane araştırma var SD-WAN'la ilgili. O araştırmalar kıymetli çünkü biz de sektörde... Küresel araştırmalar herhalde. Evet, küresel araştırmalar da var. Özel bazı araştırma şirketlerinin, pazar araştırma şirketlerinin verdiği rakamlar var. Bir tanesi Markets and Markets'ın yaptığı araştırmaya göre aslında 2022 yılında sonuna geldik ama yaklaşık olarak %28 bu teknolojinin büyüyeceği ve 8.3 milyar dolara ulaşılacağını söylemiş. 2024 yılında da bu teknolojiye olan ilgi artacak ve %37 daha büyüyeceğini öngörüyoruz. SD-WAN niye büyüyor diyebilirsiniz. Büyüyor çünkü bu işletmelerin bu teknolojiye olan ilgisi de artıyor. İhtiyaçlarını bu teknoloji de sağlayabiliyor. Yine Gartner'ın bir araştırmasında şirketlerin maliyetlerini de %43 oranında azaltıyor. Biraz detaylarına gireceğim onun. Şirketlerin maliyetleri derken bu alanda yaptıkları yatırımların maliyeti. Hem yatırım gibi de düşünebilirsiniz. Yatırım anlamında geleneksel yöntemlere göre daha tasarruflu bir yöntem. Çok fazla hani yatırım bütçesi ayırmanıza gerek kalmıyor. Bir bakıma da network'ünüzü yönetirken çok fazla cihaz ihtiyacınız oluyor. Altyapı yatırımı yapıyorsunuz. Ya da personel ihtiyacınız oluyor uç noktalarda bu cihazları, bu sistemi ayakta tutabilmek için. Hem personel anlamında tasarruf bir miktar sağlıyor hem de cihaz yatırımından sizi kurtardığı için maliyetleri %43 azaltıyor diyebiliriz. Yine IDC'nin bir paralel araştırması var. Bağlantı hızını %50'ye kadar arttırıyor. Bir de tabii bu bağlantının üzerinde çalışan bir sürü uygulamanız var. O uygulamaların da performansında %30 oranında bir artış açıkçası gerçekleştiriyor. Tabii bunun bir de Vodafone SD-WAN çözümü var. Yani hani bu genel bir çözüm. Biraz da hani Vodafone'un çözümü olarak da ben bahsetmek isterim size. Bizim alanında gerçekten uzman bir teknoloji ekibimiz var. Yani böyle klasik olarak SD-WAN'ı sıradan bir çözüm gibi satmıyoruz. Bakıyoruz işletmelerimizin, müşterilerimizin nasıl bir ihtiyacı var. Gidiyoruz, uzman teknik ekiplerimizle birlikte projelendiriyoruz ve SD-WAN'a geçiş süreçlerini tasarlıyoruz. Geçiş sürecinde de yine teknoloji ekibimizle birlikte yanlarında oluyoruz. Yani aslında baktığınızda bir danışmanlık hizmeti veriyoruz teknoloji alanında. Her müşterimize özel müşteri danışmanımız var ve bu geçiş sürecinde de tüm beklentilerini o danışman ekiple sağlayabiliyoruz. SD-WAN'la birden çok lokasyonu olan işletmelerin IT altyapılarını esnek ve merkezi yönetim sağlarken yazılım yapısıyla birlikte de veri güvenliğini en üst seviyede tuttuğumuzu söyleyebilirim açıkçası. Yine bunun oldukça basit bir arayüzü var. Yani kullanımı da kolay yani. Değil gerçekten mi? Çok kolay. Bakımı çok kolay. O arayüz üzerinden az önce bahsettiğim hani uç noktalar dedim ya, o uç noktaların hepsini çok rahat bir şekilde yönetebiliyorsunuz. O lokasyonlara personel gönderme ihtiyacınız ortadan kalkıyor. Teknolojiyi uzaktan açıkçası yönetebiliyorsunuz. Günümüzde biraz hani maliyet tasarruf kısmından da bahsettik. İşletmeler günümüzde bir altyapı dönüşümü yaparken akıllarındaki en büyük soru ne kadar büyük bir yatırım ihtiyacı duyacakları oluyor. Ama her ölçekteki firmada altyapı maliyetleri değişiklik gösterse de
Ben SD-WAN çözümünde en çok şunu deneyimledim. Çok büyük bir altyapı maliyetlerine ihtiyaç olmuyor. Çünkü yazılım tabanlı olduğu için, cihaz ihtiyacını azalttığı için aslında hani maliyet kısmını da biraz böyle detaylandırabiliriz. Ağ yönetim maliyetlerini yine azaltıyor. Çünkü işte ağ yönetiminde fiziksel olarak cihazların kullanımını azaltıyor. Ve ağ trafiğinizi de yönlendirmelerle daha efektif bir şekilde yönetmenize olanak veriyor. Niye ağ yönetimini kolaylaştırıyor diyoruz? Çünkü yönetim işlemlerini tek bir merkezden sağlıyorsunuz. Bu ağın farklı noktalarına gidip cihazları elle yapılandırma ya da müdahale etme zorunda kalmıyorsunuz. Ağ güvenliği artıyor. Güvenlik dedik, çok önemli. Çünkü ağ trafiğini de düzenleyerek güvenli olmayan bütün bağlantıları engellediğini gözlemliyoruz. Ve SD-WAN bulut tabanlı çözümleri de desteklediği için bulut tabanlı uygulamaların ağ bağlanması çok daha kolay oluyor. Bu anlamda da birçok teknolojinizi bu yeni nesil network üzerinde çalıştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla süreç hızlanıyor. Danışmanlık burada sizin tarafınızdan veriliyor. Maliyetler azalıyor. İşte işin bir yandan tabii kolay anlaşılabilir olması önemli. Çünkü çok önemli. Teknoloji biraz daha karmaşık diye hani tabii düşünülüyor. Bu tip özellikle bulut yatırımları vesaire. Nereye ne şekilde yatırım yapacaklarını firmalar çok fazla tespit edemediği için danışmanlık almak o anlamda da önemli. Şimdi tabii siz öyle anlatırken şunu düşündüm hemen. Acaba her sektöre uygulanıyor mudur? Yani sektörel bir ayrışma var mı? Yani birkaç tane örnek verebiliriz. Öyle net bir ayrışma yok ama tabii ki hani biraz daha çok lokasyonlu yapılar ya da sektörler bunu tercih ediyor. Genellikle SD-WAN'a ilgi gösteren işletmeler ağırlıklı olarak finans sektöründeki bankalar, sigorta şirketleri diyebiliriz. Sağlık sektöründeki hastaneler, eğitim sektöründe ilkokul olsun, anaokul olsun, lise gibi farklı ölçek ve seviyedeki eğitim kurumları diyebiliriz. Bir de tabii ki perakende, çünkü süpermarket zincirleri çok lokasyonlu olduğu için ve hazır giyim firmaları daha çok... Tek bir merkezden bütün o sistemi değil mi yönetmek çok kıymetli. Kesinlikle öyle. Aslında güzel bir deneyimim de var. Burada bir örnek müşteri örnekleri de verelim tabii. Verelim hani mi? Onlar daha böyle çarpıcı oluyor çünkü örnek verince. Şimdi hani belki kulakta öylesine hani bir dolgunluk yaratmıyor. En azından daha böyle hayal edilmesi kolay olur. Kesinlikle. Ben çok gurur duyduğum aslında bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Tüm sürecinde de birlikte yer aldığım bir proje Migros. Migros bundan yaklaşık 3 sene önce Türkiye'deki ilk SD-WAN projesini hayata geçirdi ve bu projeyi bizle birlikte hayata geçirdi. Biliyorsunuz Migros oldukça büyük bir yapı. Buna paralel olarak da network yapısı da oldukça büyük ve hacimli. 3000 noktada inanın 20.000'den fazla cihazı yönetiyorlar. Ve bu cihazları geleneksel yöntemlerle yönetmek hiç kolay değil. Çok da maliyetli. Çok maliyetli. 3000 ayrı nokta diyorsunuz. Kesinlikle ve Migros'un iş hacmi de sürekli artıyor. Yani yerinde de durmuyor. Yani o cihaz sayısı da her geçen dönem artmaya devam ettiği için konvansiyonel yöntemlerle artık hani bunu yönetemeyeceklerini onlar da çok iyi biliyordu. Ve SD-WAN'a geçiş sürecini birlikte onlarla tasarladık. Uzman ekibimizle yine birlikte Migros'a özel projeyi hayata geçirdik. Bu kadar büyük bir yapının altyapı dönüşümünün her adımında satıştan müşteri hizmetlerine, müşteri hizmetlerinden teknoloji ekiplerine Vodafone Business olarak Migros'un yanında yer aldık. Bir de tabii aldığımız geri dönüşler de çok kıymetli Gözde Hanım. Yani bir proje yaptıktan sonra sonuçlarını gördüğünüzde inanın hani hevesiniz, şevkiniz o derece artıyor. Çünkü teknoloji dediğiniz şey böyle çok kolay anlatılabilen bir sektör değil. Çok fazla teknolojik yenilik var. Biz Migros'la yaptığımız projede sonuçlar onları da çok memnun etti. %35 maliyet tasarrufu sağladık. %40 civarında da aslında performanslarında artış gördük teknoloji anlamında. Tabii farklı sektör ve ölçekteki işletmelerde de projelendirmelerimiz devam ediyor. Daha çok SD-WAN projesi duyacağız ilerleyen dönemlerde.
Ama bu benim için hani hem kişisel olarak hem Vodafone olarak çok keyif aldığım projelerden bir tanesiydi. Perakende sektörünün önemli isimlerinden de biri. Dolayısıyla işte orada şirketlerin artık bundan sonrası için tabii hani ne kadar sektörde işte iyi konumlarda olsalar da aslında bu teknolojik dönüşümden kaçamadıklarının kesinlikle da bir göstergesi. Çünkü hani böyle şey gibi bir algı da olabiliyor. İşte şirket zaten kere diyor. İşte çok iyi gidiyor işleri ama bir noktada hani sanki o yatırımlar hani yapmasa da devam edecekmiş gibi, değil mi, bir algı da olabiliyor. Dolayısıyla bu bulut tabanlı uygulamalar çok önemli. Buraya yatırımlar önemli ama tabii Vodafone'un içerisinde hep geçtiği bulut bilişim sistemlerinden de biz çok bahsediyoruz. O yüzden bir iki cümlede ona edelim isterseniz. Yani bunun dışında bulut bilişim sistemlerinde ne gibi yenilikler var mesela? Bulut artık hani çokça duymaya başladık. Eskiden biz bulut teknolojisi dediğimizde ya da bulut bilişimi dediğimizde hep böyle işletmelerin kafasında soru işaretleriyle ben de hani kişisel olarak da karşılaşıyordum. Ama artık günümüzde baktığınızda birçok işletme, sadece büyük şirketler değil, orta ölçekli ya da küçük ölçekli işletmeler de bulut teknolojisinden yararlanıyor. Ne sağlıyor bulut? Hani biraz ondan da belki bahsedelim. Geleneksel sistem odaları, veri merkezleri ve güvenlik yatırımlarından kurtuluyor şirketler. Burada yine bu kalemler çok ciddi bir yatırım kalemi. Bunlardan kurtulduktan sonra da artan ya da azalan iş hacimlerine sürekli yatırım yapmak zorunda kalmıyorlar. İstedikleri gibi azaltıp arttırabiliyorlar kapasitelerini ve iş yapış şekillerinde de bir süreklilik sağlıyor. Biz de tabii Vodafone Business olarak iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını gözlemliyoruz. Onların ihtiyaçlarına göre çözümler sunuyoruz bulut bilişimde de. Yani hani böyle orada da standart tek bir bulutumuz yok. Özel bulut, genel bulut, hibrit bulut gibi çözümlerle hem esnek hem ölçülebilir ve kullandığın kadar öde metoduyla müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye'de 3 farklı veri merkezimiz var. Tüm dünyada da 28 ülkede 800 bin metrekareden fazla veri merkezi alanına sahibiz. Bulut veri merkezi ve bulut portföyümüz oldukça geniş. Tüm işletmelerin kritik iş uygulamalarını içeren, IT iş sürekliliklerini kesintisiz ve güvenli, kaygısız şekilde barındırmalarını sağlayan IT altyapılarını uçtan uca yönetmelerini aslında olanak sağlıyoruz. Türkiye'de İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa yakası ve İzmir'de 3 farklı veri merkezimiz var. Ve hep bahsediyorum çünkü gerçekten öyle hissediyoruz ve bunun da dönüşünü alıyoruz. Gerçekten müşterilerimize güvenli danışman yaklaşımımızla ihtiyaçlarına göre çözümler sunuyoruz. 7/24 müşteri desteğimiz var. İstedikleri zaman teknoloji danışmanlarımıza, onlara özel çağrı merkezleri üzerinden ulaşabiliyorlar ve yönetilen hizmetler tarafında da 250'ye varan bir teknoloji kadromuzla yine işletmelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beni çok mutlu eden aslında hani çevre içinde kritik noktalardan biri, veri merkezimiz yenilenebilir enerji tüketiminden yararlandığı için aslında yeşil veri merkezi sertifikasına da sahip. Bu da çok Vodafone Business adına bence gurur verici bir alan. Kesinlikle öyle. Dünya bu kadar dönüşümden geçerken hem teknolojik hem de yeşil enerji dönüşümü ne kadar sürdürülebilir o kadar iyi bizim için. Kesinlikle. Dolayısıyla bu anlamda katkı sağlayan kurumlara da hakikaten tebrik etmek gerekiyor. Son olarak eklemek istediğiniz bir iki cümle varsa alayım. Bulut bilişimden bahsettik ama ben yine SD-WAN'a biraz geri dönmek istiyorum. Size biraz hani araştırmalardan bahsetmiştim. Bence SD-WAN önümüzdeki dönemde de büyümeye devam edecek. Marks & Marks'ın araştırmasında da bahsettiği gibi yıldan yıla %30'dan fazla büyüyeceğini öngörüyoruz. Yine Gartner'ın araştırmalarına göre de performanslarda %35'e kadar iyileşme sağlayacak. Ve iş sürekliliği diyoruz. İşletmelerin artık iş sürekliliği gerçekten çok önemli. Bu alanda da %70'e kadar iş sürekliliğinde artış sağladığını görüyoruz. SD-WAN gerçekten önümüzdeki dönemlerde tercih edilen yeni nesil ağ çözümleri olmaya devam edecek. Biz de Vodafone Business olarak müşterilerimizin bu çözümle yanında olmaya devam edeceğiz. SD-WAN hakkında bilgi almak isteyen, bu çözüme ihtiyaç duyan müşterilerimizi web sitemize davet ediyoruz. Her zaman bize de sorularını iletebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Biz de buradan bir kez daha duyurmuş olalım. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şimdiden iyi bir yıl dileyelim. Buradan herkese de, size de Vodafone
Vodafone ailesine de. Bugün kurumsal çözümler satış direktörü Seniha Küçük Yılmaz'ı ağırladık efendim İşiniz Dijitalleşme'de. Burada daha konuşacak çok şey var, o yüzden bizi takip etmeye devam edin. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.